Sosyal medya üzerinden video savaşı yapan, aralarında Güniz Akkuş'un da bulunduğu 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sedat Peker'e hakaretleriyle gündeme gelen Nihat Karaarslan'ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Gel. Sedat Peker, sana sesleniyorum. Sana mı kalmış devleti korumak? Allah aşkına bunların bütün hepsi tesadüf olabilir mi? Sedat Peker ile husumetim 2004 yılına dayanır. Size 24 saat küfür edilse siz ne yaparsınız? Gel zamanla bize bak, devletin sertifini göstermeyelim. Zamanla bize. Sedat Peker'e meydan okuyan videolarla gündeme gelen hanım alakaplı Güniz Akkuş ve 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Sedat Peker'e hakaret eden Nihat Karaaslan'ın da gözaltına alındığı ortaya çıktı. Çünkü satın aldıklarının hepsi kocaman bir hiç. Gerginlik Karadağ'da bulunan eski çete lideri Sedat Peker'le Güniz Akkuş'un sosyal medya üzerinden birbirlerine hakaret etmesiyle başladı. Delikanlı gibi karşıma çık. Yoksa bir gece ansızın gerçek vatan sevdaları kardeşlerimiz senin ziyaretine gelecekler. Ziyaretine geldiğinde de sana özel olarak hazırlatmış olduğum bu biberonu... Sen Türkiye'ye gelir misin? Gelebilecek misin bakalım tekrar? Şimdi tüm bunlara baktığımız zaman sistematik yapı içerisinde her daim söyledim. Tek merkezden yönetildiklerini bulmak için polis olmaya, savcı olmaya gerek yok. KOM Daire Başkanlığı harekete geçti. Güniz Akkuş'un da aralarında bulunduğu Peker'e hakaret eden ve savunan 10 kişiyi yakaladı. Ümraniyeli iki kardeşin sık sık kanaat önderimiz diyerek adını andığı Nihat Karaaslan da gözaltına alındı. Ankara'da yakalanan şüphelinin Twitter hesabından hakaretler yağdırdığı ortaya çıktı. Kirliydi, karanlıktı. 10 şüpheliye suç işlemeye tahrik, suçu ve suçluyu övme, halk arasında korku ve panik yaratma suçlarından işlem yapıldı. Karaaslan ve Güniz Akkuş'un da aralarında bulunduğu şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.